Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 163-164-165-166 SDR Dikey Yayıncılık 2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Mustafa Kemal'i Öğreniyorum Metni Etkinlik Cevapları sayfa 163-164-165 166'yı öğreneceğiz. 2. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Mustafa Kemal'i öğreniyorum metni etkinlik cevapları. 2. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 163 164 165 166. Soru: Mustafa Kemal Atatürk hakkında neler biliyorsunuz? Kısa cevap. Mustafa Kemal Atatürk hakkında ülkemizi kurtaran, düşmanların yurdumuzdan kovan, çok cesur ve zeki bir lider olduğunu biliyorum. Uzun cevap. Mustafa Kemal Atatürk hakkında ülkemizde kurtuluş mücadelesinde öncelik yapan, bize lider olan, Türkiye'deki birçok devrimi yapan ülkemizin ilk cumhurbaşkanı olduğunu biliyorum. 2. Sınıf Hayat Bilgisi SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Soru Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuştur? Annesinin ve babasının isimleri nelerdir? Söyleyiniz. Cevap Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğmuştur. Annesinin adı Sübeyda Hanım, babasının adı ise Ali Rıza Efendi'dir. İkinci sınıf hayat bilgisi, SDR dikey yayıncılık, ders kitabı, sayfa 165 cevapları. Etkinlik yapalım. Birinci, aşağıdaki resmi boyayınız. Cevap, bu resmi güzel bir şekilde boyamanız gerekmektedir. İkinci sınıf hayat bilgisi, SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları 2. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk anılarını araştırınız. Anılardan bir tanesini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Kısa cevap Mustafa Kemal Atatürk askeri üstüeye gittiğinde çok sevdiği bir öğretmenin adı Mustafa'ydı. Öğretmen de Mustafa'yı çok seviyordu. Bir gün Mustafa'ya, "Oğlum, senin de ismin Mustafa. Benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun." demiştir. Uzun cevap. Mustafa Kemal'i çocukluk arkadaşı ve yakın dostu olan Asaf İlbay şöyle diyor: "Evimizin bahçesi çok büyüktü. Çoğu zaman mahalle arkadaşlarıyla toplanır. O zamanlarda çok moda olan mancılık oyunu oynardık. Birdir bir oyunla çok yakın bir oyundur. Bir kişi eğiliyor, diğeri sırayla onun üzerine atlıyordu. Mustafa oyuna dahil olmazdı ama izlemeye bayılırdı. İçimizde düşenler olursa da keyfine diyecek olmazdı. Bugün arkadaşlarınızla kararlaştırdık. Yaka paça onu zorla oyuna soktuk. Sırasıyla hepimizin üzerinden atladı. Sıra kendisine gelince eğilmeden dimdik durdu ve hadi atlayın dedi. Biz başını yere doğru eğilmesi için ısrar ettikçe o ben eğilmem böyle atlarsanız atlayın diyordu. Bir türlü razı edemedik. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.